Merhaba, ben Sera. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Almanya'nın en ucuz marketlerinden birisi olan Aldi'ye geldim ve Aldi'de sadece 10 euro var. 10 euroluk bir haftalık alışveriş yapacağım. Hadi videoya geçelim. Bakalım 10 euroya neler alabileceğim. Umarım kasada kalmam. Evet, ilk olarak girişte ekmek reyonu vardı. Ben de ekmek reyonuna geldim. Burada en uygun fiyatta olan ve aynı şekilde Vollkorn olanlar 90 kuruş. O yüzden bir tane bundan alıyorum. Sonuçta ekmek bir temel ihtiyacımız değil mi? Burada bir sürü müsli tarzı şeyler var. Ve bir dakika. Bakın yulaf ve sadece 40 kuruş. Ve yulaf da benim bir temel ihtiyacım olduğu için iyi bir paket, yani 50 kuruşa, 49 kuruşa bir paket yulaf alıyorum. Şu ana kadar sadece 1 euro 38 kuruş harcamakta bulunuyorum. Ve şimdi burada bakalım başka temel ihtiyaç olarak neler alabiliriz. Bu arada lütfen bunu Türkiye'yle bir kıyaslama olarak düşünmeyin. Yani Türkiye'de 10 liralık haftalık bir alışveriş yapamazsınız hiçbir şekilde. Ve ben burada sadece şu an yulaf ve ekmek aldım. Param kalırsa belki müsli de alırım. Şimdi devam ediyoruz. Çikolata reyonundan uzak kalıyorum arkadaşlar. Çünkü çikolata temel bir ihtiyaç değil. Param kalırsa geri döner. Bir şeyler bakarım. Bakın Kinder çikolatalar enfes görünüyor. Şimdi muz bölümüne falan gidebiliriz. Şimdi sebze ve meyve bölümüne geldim. Avokado alıp almamak arasında gidip geliyorum. Çünkü avokado benim temel bir ihtiyacım ama 2 euro. Bunlar da şunlar da tanesi 1 euro. Burada 4 tanesi 2 euro, bunlar tanesi 1 euro. Mango pek sevmiyorum. Bakın şurada bir bakınalım. Şu an 1 euro 38 kuruş harcadım şu ana kadar. Muzun fiyatı Türkiye'de 17-15 lira olmuşken burada indirimdeler 1 euro 49 kuruş. Anladığım kadarıyla muzun kilogramı 1 euro 10 kuruş. Şurada 1,5 euroluk muzlar da var ama şunları alıyorum. Evet, muzlarımızla beraber 2 euro 47 kuruştayız şu an. Ve alışverişimize devam edebiliriz. Evet, burada salatalık, domates ve paprika tarzı şeyler görebilirsiniz. Ben salata alacağım çünkü salata bir temel ihtiyaç. Domates almayacağım bugün. Domates almayayım. 1 euro 20 kuruşa böyle kocaman bir tane salata alıyorum. Bir Allah'ın kulu da bana o salatalık salata değil demedi. Bütün video boyunca salata aldım, salata aldım ama biz salatalık. Burada hazır hamburger tarzı şeyler var. Bakın şurada bir hazır pizza, bolognezli makarna. Ay, tortilla'yı çok severim. Ay, şu bagetler mükemmel oluyor. Fiyatları da 60 kuruş. Ve bayağı doyurucular. Burada böyle dip sos tarzı şeyler var. Şöyle. Bakın et fiyatları Türkiye'ye bin basar. Gerçekten çok uygun et fiyatları. Hani 2 euroya falan uygun et alabilirsiniz ama biz genelde ailecek biraz da pahalı etleri tercih ediyoruz. Yumurta da bir temel ihtiyaç olduğu için yumurta alacağım. Bunlar Uğur'un Halçuk'tan, şunlar da Freiland Halçuk, yani hani daha çok dolaşacak yerleri oluyor tavukların ve ben kesinlikle hani 20 kuruş daha az ödeyip bunu almayacağım ve 1,5'a şunu alacağım. Ve yumurtalarımızla beraber şu an 5 euro 15 kuruştayız. Evet, balık da aslında temel ihtiyaç. Böyle 2 euroya somon alabilirsiniz ya da böyle suşileri 2,70'e 2,40 alabilirsiniz. Ama bugünlük temel ihtiyacım değil. O yüzden şu an peynir bölümüne geldim ve peynir fiyatları böyle. 60 kuruşa bizim hep yediğimiz böyle içine bir adet mozzarella olan peyniri alıyorum. Herkesin şok olacağı an, yani bu Alpron'un sütleri Türkiye'de 30 lira ve Aldi'de hep indirimde oluyorlar. Bir 45'e ya da bir 49'a ve kullanma tarihlerine de geçmesine 8 ay falan var. O yüzden süt ihtiyacımı Alpron'un bir adet sütüyle tamamlıyorum. Tabii ki 80 kuruşa da sütler alabilirsiniz ama ben Alpro sevdiğim için ve çok güzel olduğu için tabii bundan almayı tercih ettim. 6 1 1 45
Okey, 7 euro 14 kuruştayız şu an. Hani bu arada 70 kuruşa kocaman tost ekmeği alabilirsiniz ama ben tam buğday ekmeği aldığım için 90 kuruş ödedim. Yani daha ucuzunu da alabilirsiniz. Ben daha da ucuzunu çekebilirdim bu videonun. Örneğin benim bu hayatta sevdiğim en çok böyle regal tarzı şeyler. Ve aynı şekilde bakın bunların hepsi bio bu arada vejetaryenler için. Böyle rice waffle'lar 80 kuruş. Bu da elmalı galiba. Orada 80 kuruş yani. Fiyatları 1.50. Bu da bu arada Lady Gaga'nın yeni çıkan Oreo'su. Ama tadı normal Oreo'lar gibiymiş ya. Ha şunu almışsınız ha şunu almışsınız. O yüzden Oreo almayacağım. Ve daha ne alabilirim diye düşünüyorum. Hani domatesi geçtim. Hani hindi füme falan. Belki öyle bir şey alırım. Şimdi gideyim bir tane paket çilek alayım. Bakın Türkiye'de şunlar 15 lira değil mi? 500. Bu kaç gram? 200 gram. 2 euro. Şimdi ben çilek alacağım. Kaç grammış? 250 gram. 1.90. Bazen bunlar daha da ucuz alıyoruz bu arada ama canım çok çilek çekti ve ben de şimdi çilek alacağım. 1.89'a. Artı 1.89. Ooo evet arkadaşlar. Son kalan 92 kuruşum var. Bakalım ne alabilirim ondan. Beni özlediniz mi arkadaşlar? Markette yarım saattir falan içerideyim. Beni artık dışarı atacaklarını düşünmeye başladım. Ama ışık bence çok güzel. Son kalan 92 kuruşumla beraber hani böyle bakın yoğurt alabilirsiniz. Puding tarzı. Bakın şöyle çok ucuz 30 kuruşa falan. 35 kuruşa, 60 kuruşa çok güzel çilekli pudingler var. Bakın Allah'ım şu marshmallowlu puding mesela. 39 kuruş ve ben bunu çok seviyordum küçükken. Bakın mesela Oreo'lu. Anormal güzel şeyler var ama dediğim gibi hani diyette olduğum için yemiyorum. Burada da bakın şu 25 kuruşa alabileceğiniz bu hayattaki en güzel şey olabilir. Bir sürü dondurulmuş yemek tarzı şeyler var. Böyle 1.60'a pizzalar. Ondan sonra 2.60'a pizzalar. Dondurulmuş her şeyi burada bulabilirsiniz. Nuggetlar falan. Bilmiyorum bir sürü şey var. Hatta bakın şunların hepsi kocaman bir 2 kiloluk pomez 99 kuruş ve bunu sadece fırına atıyorsunuz yani. Onun dışında bakın mesela fresh cheese krem peynir Türkiye'de 6 lira mı ne bu? Şaka gibi 6 lira. Bu da ise 96 kuruş. Yani şey gibi düşünün 96 Türk lira kuruşu gibi yani centi kuruş olarak düşünebilirsiniz. Market böyle devam ediyor. Allah'ım umarım beni dışarıya atmazlar video çekiyorum diye. Bir kere beni dışarı atmışlardı. O hikayeyi size bir ara anlatırım. Aldi ve Lidl gibi belki Lidl'de biliyorsunuz. Bütün marketlere böyle şeyler hep geliyor. Ivır zıvırlar. Ay şu torbalardan ben de istiyordum. Böyle balıkçı ağı gibi torbalar 2,5. Bunun içine pilav pişirme makinesi 15 euro. Hani 15 lira gibi düşüneceksiniz. Ay keşke ben de Jordan'ları alsam da 800 lira gibi düşünüp Jordan'larımı alsam eğer. Annem beni keser eğer 800 euroyu bir ayakkabıya verirsem. O yüzden kesmek istemiyorum bugün. Devam edelim arkadaşlar. Sen Trader Joe's'un ürünleri olan bir köşeye geldim. Ve sağlıklı beslendiğim için de 89 kuruşa bunu alıp hatta eksi 10 kuruşa falan kalıyor. Alışverişimi tamamlamak istiyorum. Bu Almanya'nın en ucuz marketi ama en pahalı marketinde bile uygun ürünler bulabiliyorsunuz yani. Tek burası diye düşünmeyin. Evet şu an Aldi'den gideceğim. Eve gideceğim ve size hepsinin fiyatlarını söyleyeceğim ve bisiklete bineceğim. Hava çok soğuk. Ay bakın çoraplarıma. Çok tatlı değiller mi? Neyse eve gidelim hadi. Evet arkadaşlar şu an eve geldim ve size Aldi'den aldıklarımı göstereceğim ve aynı şekilde fiyatlarını da söyleyeceğim. Bu arada bir şeyler söylemek istiyorum. Totalde 10 euro şurada görebilirsiniz. 10 euro 5 kuruş tuttu. Ben muzların bu kadar çok bir aralıkta olacaklarını planlamamıştım. Aslında bu challenge 10 euroluk haftalık bir alışverişti ve benim totalde 10 euro 5 kuruş tuttu. Challenge'ı yine de geçtim diyebilir miyiz? Bence hani 5 kuruşun şeyini aramızda yapmayalım değil mi? Sonuçta muzda
Arkadaşlar hiçbir yerde hiçbir şey yazmıyor ve tartma zımbırtısı yoktu. Yoksa tartacaktım. Hani tamam 5 kuruş fazladan da demiş olsam bence biz ona 10 liraya yuvarlayabiliriz değil mi? Evet, channelcı geçtim. Bir dahakine daha dikkatli olacağım, merak etmeyin. Neyse, o zaman hadi geçin aldıklarımı size göstereyim. İlk olarak bio yumurta aldım. Bakın bu yumurtaların fiyatı 6 tanesi 1.50 idi. Ama dediğim gibi orada 10 tanesini 1.30'a 1.20'ye alabilirsiniz. Yani 10 tane yumurta ve 6 tane yumurta 1.5 verdim. Çünkü hani benim için tavukların o kadar küçük yerde sıkışık olmayıp da dolaşabilecekleri bir yer pahalı vereyim de böyle alayım değil mi? Yani bence öyle sonuçta hayvanlar da dolaşabilsinler ve bütün gün öyle eziyet çekmesinler. 250 gram çilek 1,89 euro aldım. Bakın buna 1,90 vermezsiniz gidersiniz 2 euroya hani et de alabilirsiniz. Yani demek istediğim şey bu. Almanya'da geçirmek gerçekten çok kolay. Yulaf arkadaşlar, yulaf. Benim normalde yediğim yulaf ne kadar? 2,5 euro, tamam mı? Daha önce hiç 49 kuruşluk bir yulaf denemedim. 500 gramlık bir yulafı 50 kuruşa alamazsınız Türkiye'de. 14 lira yulaf Türkiye'de olmuş. Devam edelim o zaman. Sonra şöyle bir ekmek aldım. Tam buğdayla yapılmış. 89 kuruş ödedim. Hani tek kişiyseniz haftalık bence gayet rahat geçinebilirsiniz. Evet 1.17 tutmuş. 70 grammış. Oo 1 kilonun... Oha 1 kilo 70 grammış bu. Ben bunu nasıl fark etmedim? Trader Joe's'un üzümlerini aldım. Bunun fiyatı ise ne kadardı? 89 kuruş. Türkiye'de 89 kuruşa böyle bir üzüm maalesef alamazsınız. Yani gerçekten çok üzücü. Türkiye'deki insanlar da buradaki gibi bir standartta yaşamamaları gerçekten beni çok üzüyor. Ve insanlar hani Türkiye'de geçinmenin derdinde. Her şey fiyatlar uçmuş. Salatalıklar. Burada salatalıklar Türkiye'dekiler gibi küçük olmuyor. Genelde böyle büyük salatalıklar var. Bu da 1,20 euro verdim. Devam edelim. Benim bu hayatta en çok sevdiğim süt. Alpro'nun hafa sütü, yulaflı sütü yani. Burada ise indirimde almıştım bunu. 1,45 euro. Normalde 2,5 kilo falan ama genelde hep Aldi'de indirimde oluyor. Bunun yerine gidip 70 kuruşa da alabilirsiniz yani hani süt. Ben bunu tercih ettim o yüzden bunu da aldım. Bir de mozzarella aldım. Bu markanın mozzarellalarını gerçekten çok beğeniyorum. Yani şu kadar kocaman bir mozzarella yani bir tane bir adet. Bunun da fiyatı ise 59 kuruştu. Türkiye'de 59 kuruşa. Bunu maalesef alamıyorsunuz. Bu 8 lira falan galiba Türkiye'de. 8 lira. Evet toplamda 10,05 euro tuttu dediğim gibi. Hani daha da tutumlu olursanız daha dikkatli de alışveriş yapabilirsiniz. Ama ben hani kendi tercih... Yarıda kesilmiş o yüzden bir daha söylüyorum o bölümü. Ama ben kendi tercih ettiğim yiyecekleri aldım. Evet. Almanya'da düşük bir hayat standartıyla geçinmek gerçekten çok kolay. Arkadaşlar bu arada bir sonraki videom bir mukbang yani soru cevaplı mukbang videosu olacak. Bunun için sorulara ihtiyacım var. Sorularınızı buraya alta yazabilirsiniz yorumlara ya da bana Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Evet böyle güzel soru cevaplı bir video çekmeyi planlıyorum. Her türlü soru olur hiç fark etmez. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aynı şekilde bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız eğer Almanya'nın en pahalı marketinde 10 liralık haftalık alışveriş yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı şekilde Instagram hesabımı takip ederseniz çok 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 mutlu olurum. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz böyle. Evet kendinize çok iyi bakın. Video fikirlerinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Arrivederci.